Adem İblis kıssasında İblis neyi temsil eder? Obskürantizmi temsil eder. Nasıl yapar obskürantizm? Yani karartma operasyonunu. Yani bırak bilmesinler, bırak cahil kalsınlar. Adem'i ve eşini cahil bırakmak için ilk operasyonu nasıl çekiyor bakar mısınız? Ebedileşmek istemez misiniz? İnansızlık, ilimsizlik. Yani aslında masum olmak istemez misiniz? Masumiyet tezi. Sünnilerin sahabeye yükledikleri kulluhum odul, hepsi adildir prensibi alın. İblisin aslında yüklediği bir şeydi ve Şiilerin imamlara yükledikleri masumluk tezi. Alın efendim. Dolayısıyla buyurun, o da masum olmak istemez misiniz? İki melek olmak istemez misin? Entekûnâ melekeyn evtekûnâ melekâyedî diyordu efendim. Alın size obskürantizm. Masum olmak mümkün mü? Allah'tan başka masum var mıdır? Peygamberlere dahil. Tabii Sübhanallah'udur. Dolayısıyla peki karartma operasyonundan kim zarar gördü? İşte insan zarar gördü. Dolayısıyla iblis orada obskürantizm yapıyor. İlk obskürantist iblistir. İlk karartmacı. İlk bilgi karşıtı. Efendim, dahası ne yaptı? Efendim, daha acayip bir obskürantizmi var. Kendi mahiyetleri hakkında obskürantizm, karartma. Efendim, ben ondan üstünüm. Evet. Beni ateşten, onu topraktan yarattın. Efendim. Ene hayrun minhu. Ben ondan üstünüm, hayırlıyım. Efendim. Yani beni ateşten, onu toprak. Yani ateşin ham maddesinin toprağın ham maddesinden daha üstün olduğunu kim söyledi? Nedir bunun delili? Nedir bunun bil fiil şeyi? Yani ateş bir şey üretmez aslında, kül üretir. Anlatabiliyor muyum? Efendim. Ama toprak hayat üretir. Anlatabiliyor muyum? Ama ateşle toprağı ayırmak da nereden çıktı? Her toprak ateşin çocuğudur aslında. Efendim, yeryüzü mama idi. Eyvallah. Dolayısıyla yani ateş de toprağın sonucudur. Çünkü yeryüzü ilk mama olarak başlamadı. Önce yıldız tozuyla başladı. Önceki yıldızın kalıntılarıdır. Efendim, bir bulutsu vardı. O bulutsu da efendim minik şeyler birbirini çektiler, kütle çekim yasası gereği. O kütle büyüdü, büyüdükçe kar topu efendim teorisi gereği büyüdükçe kütle ağırlaştı, kütle ağırlaştıkça çekim gücü yoğunlaştı ve efendim kütle çekim gücüyle belli bir basıncı geçince efendim karbon yanmaya dönüştü, başladı. 6000 dereceye ulaştı. Onu geçin, 27 bin dereceyi geçseydi eğer nükleer yanmaya dönüşecekti, yıldız olacaktı. O kütle ona kafi gelmediği için gezegen olarak kaldı. Anlatabiliyor muyum? Yani buyurun, yani ateşle toprak bile mahiyet olarak birbirinden ayrılamaz. Biri diğerinin yumurta tavuk misali çocuğu. Yani bakınız, işin hakikatini bilince obskürantizm, iblisin obskürantizmi nasıl çöküverdi? Bakınız iki dakikada. Mahiyetlerini açıkladı. Anlatabiliyor muyum? Ama mugalata böyledir. Anlatabiliyor muyum? Bir şey söylüyormuş gibi yapıp bir şey söylemiyor. Yani efendim safsata. Safsata böyledir. Yani onun için yani benim elimde olsa dünyada tüm vaizleri ağzına bir efendim biber çalarım yani. Bir daha konuşmayın diye.